Transfer haberlerimizin yeni videosuna hoş geldiniz. Son günlerde çıkan transfer iddialarıyla yeniden birlikteyiz. Transfer iddialarımıza geçmeden önce kısacık bir sürenizi rica ediyorum. Dostlar geçtiğimiz günlerde 80 bin abone olduk. Abone olup destek veren herkese çok çok teşekkür ederim. Artık hedefimiz 90. Daha sonrasında umarım 100 bin oluruz. Tabi hala abone olup aramıza katılmayanlar varsa onları da aramıza bekleriz. Abone olmayı unutmayalım. Ayrıca abone olarak kanalımızdaki forma ve krampon çekilişine katılabilirsiniz. Tek yapmanız gereken maksimum 5 saniye ayırarak abone olmak. Teşekkürümüzü ettik. Şimdi son günlerin transfer iddiaları sizlerle oluyor. Keyifli seyirler. Barça'dan mecburi olarak ayrılan Messi'nin Paris'teki kontratı bitince tekrar döneceği iddia ediliyordu. Hatta Barça'nın teknik direktörü Xavi'nin de başkandan Messi istediğine dair haberleri okumuş ve kanalımızda paylaşmıştık. Teknik direktör Xavi bu iddiaları yalanlamıyor ama net bir şey de söylemiyor. Şu anda Leo Messi ile imzalamak imkansız. Paris kontratı devam ediyor. Gelecekte neler olacağını göreceğiz. Onun hakkında konuşmanın sırası değil. Stopere Chelsea'den bedavaya Christensen alan Barcelona Sevilla'dan Jules Koundé'yi getiriyor. Fabrizio Romano'nun haberine göre Barcelona Jules Koundé'yi transfer etmeye çok yakın. Fransa stoperle iki stoperini birden kaybeden Chelsea'de ilgileniyordu. Ancak Barça bu transferi bitiriyor. Darwin Nunez'in transfer edilmesiyle birlikte Liverpool'da daha da arka planda kalan Roberto Firmino ile Juventus ilgileniyor. Aslında Juventus Vlahovic ile oynayabilecek yardımcı bir forvet arıyor. Bu mevki için ilk adayları son iki sezonda Atletico Madrid'den kiraladıkları Alvaro Morata'ydı. Morata'nın bonservisini almak için 25 milyon euro teklif ettiler ancak Atletico tarafı bu teklifi az buluyor. Bunun üzerine Juventus da benzer tarzdaki Firmino'yu transfer etmek için 19 milyon poundluk bir teklif sundu. Liverpool filmini oy göndermeye sıcak bakıyor ancak Liverpool'un beklentisi daha yüksek. En azından 25-30 milyon poundları görmek istiyorlar. Bir önceki transfer videomuzda Ömer Faruk Beyaz'ın Bundesliga iki takımlarından Magdeburg'a kiralanacağından bahsetmiştim. Bu transfer o videoyu yayınladığım gün bitti. Magdeburg Ömer Faruk Beyaz'ı kiraladığını açıkladı. Ligimizden başta Fenerbahçe olmak üzere Avrupa'dan da birçok talibi olduğu söylenen Luis Suarez ülkesine döndü. Luis Suarez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Uruguay ekibi nasyonelle anlaşma sağlandığını açıkladı. 35 yaşındaki Uruguaylı futbolcu her şeyin başladığı yere kendisini yetiştiren takıma tekrar dönüyor. Orta sahada kaliteli futbolcu sıkıntısı yaşayan Galatasaray, Azalkmar forması giyen yani Fredrik Mitso'yu transfer ediyor. 28 yaşındaki Norveçli futbolcu Okan Buruk'un istediği bir oyuncuydu. Yönetim de transferini bitirdi. Galatasaray Fredrik Mitso için Azalkmar'a yaklaşık 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Bu arada Mitso'nun asıl mevkisi 8 numara. Geçtiğimiz sezon oynadığı maçların çoğunda da 8 numarada oynadı. Ancak 6 numarada da oynayabiliyor. Zaten oyuncu ilk 11'e transfer edilmiyor. Hem 6 hem 8 numarayı yedeklesin diye alınıyor. Yani Galatasaray suyu aldı diye 6 numara transferi yapmayalım demeyecek. Asıl mevkisi ön olan bir futbolcu daha alınacak. Galatasaray'da ön libero transferine değinmişken o konudan devam edelim. Galatasaray'ın şu an ön libero'yu düşündüğü isimlerden bir tanesi de Matias Norman. Galatasaray oyuncunun menajeriyle görüştü. Oyuncunun gelmek isteyip istemediği soruldu. Galatasaray'ın altı numara için başka adayları da var. Eğer Galatasaray öncelikle altı numara adaylarıyla anlaşma sağlayamazsa Matias Norman için resmi girişimler başlayacak. Bu arada Matias Norman da Galatasaray'a gelmek istiyor gibi görünüyor. Geçtiğimiz günlerde böyle bir paylaşımı beğendi. 26 yaşındaki Norveçli futbolcunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro. Geçtiğimiz sezon çıktığı 29 maçta 1 gol 2 asistle oynadı. Markao'nun gidişiyle birlikte Konya Spor'dan Abdülkerim Bardakçı'yı transfer eden Galatasaray bir stoper daha alarak rotasyonu derinleştirmek istiyor. İspanyol basınından Diario Sports'un haberine göre Galatasaray, Barça'nın genç stoperi Oscar Mingueza ile ilgileniyor. Barça'nın altyapısından yetişen Oscar Mingueza performansından memnun kalınmadığı için satış listesine konmuş bir oyuncuydu. 23 yaşındaki İspanyol stoperin güncel piyasa değeri 6 milyon euro. Ama tabi kulübünün ne kadar isteyeceğini bilemiyoruz. Geçtiğimiz sezon 27 maçta oynadı. Bu maçların çoğunda mecburi olarak sağ oynadı. Ama dediğim gibi asıl mevkisi stoper. Galatasaray 10 numara bölgesine transfer etmek istediği Evander'in kendisiyle 3 artı 1 yıllık anlaşma sağladı. Kulübüne ise en son 5.25 milyon euro bonsai teklif edilmişti. Kulübü bunu da kabul etmedi. Galatasaray teklifini yükseltecek. Galatasaray teklifini beklenilen seviyelere yükseltirse arada 1 milyon euroluk fark kalacak. Artık kulübüyle anlaşmanın sağlanmasını bekliyoruz. Hem Galatasaray oyuncuyu almak istiyor hem de oyuncu Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Bu transferin çok büyük bir ihtimalle biteceğini düşünüyorum. Haris Seferovic'in arkasına bir de Santrafor transfer etmek isteyen Galatasaray, Eintracht Frankfurt'tan Ali Akman'la ilgileniyordu. Galatasaray, Ali Akman'ı satın alma opsiyonunu olarak kiralayacak. Satın alma opsiyonunun 2,5-3 milyon euro civarında olması bekleniyor. Zaten Eintracht Frankfurt'un sportif direktörü Markus Kroesche de bu iddiaları doğrular nitelikte bir açıklama yaptı. Ali Akman bir takıma kiralık transfer için görüşmelerde bulunuyor. Bu yüzden ona izin verdik. Galatasaray'ın gelişimi için kiralık göndermek istediği Olympiourus sana Süper Lig'den birçok talip çekmişti. Ancak Avrupa'dan da isteyenler var. İtalyan basınından La haberine göre Serie B takımı Pisa Olympiourus sana satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor. Birinci sınıf bir santrafor getirmek isteyen Fenerbahçe'nin listesine birçok yıldız futbolcu girmişti. Son söylenen isim de Mehdi Taremi oldu. Bizim basınımızda Ajan Spor, Sabah Gazetesi gibi bazı kaynaklar haberi girdiler. Ama ben yurt dışında böyle bir haber görmedim. Bana çok inandırıcı bir haber gibi gelmedi çünkü Mehdi Taremi çok formda bir oyuncu. Getirmek gerçekten çok zor. Öyle ki geçtiğimiz sezon çıktığı 47 maçta 26 gol 17 asist ile 43 gole doğrudan katkı sağladı. Oyuncuyla son Serie A şampiyonu Milan'da başta olmak üzere bazı Avrupa takımları yakından ilgileniyor. Mehdi Taremi'yi bu kadar çıkış yakalamışken Türkiye'ye getirmek çok çok zor. Kaldı ki oyuncuyu getirmeye ikna etseniz bile bonsai ve maaş yükünün altından kalkmak şu an mümkün değil. Ben bu transfere pek ihtimal vermiyorum ama bizim basınımızda yer aldığı için bilgilendirmek istedim. Haberiniz olsun. Fenerbahçe'nin ilgilendiği iddia edilen diğer bir forvette ligimizde gol kralı olup Katar'a giden Aron Bupenza. Katar basınından Alvatan'ın haberine göre Fenerbahçe'nin teknik direktörü Cesus Bupenza'nın transfer edilmesini istedi. Fenerbahçe Katar'a 4,5 milyon euroya giden Bupenza'yı satın alma opsiyonlu bir şekilde kiralık olarak getirmek istiyor. Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olan Gabonlu futbolcu geçtiğimiz sezon çıktığı 19 maçta 9 gol 5 asistle oynadı. Fenerbahçe'de uzun zamandır ayrılacağını konuştuğumuz Kim Min ayrılığı nihayet resmiyete döküldü. Fenerbahçe Kim Min 18 milyon euroya gönderildiğini açıkladı. Ayrıca Fenerbahçe'den serbest kalma bedeliyle birlikte ayrılan Kim Min gittiği yerde serbest kalma bedeli koydurdu. İtalya dışındaki takımlara geçerli olmak üzere 45 milyon euroluk serbest kalma bedeli var. Bir önceki transfer videomuzda Fenerbahçe'nin Kim Min yerine ilgilendiği 5 ayrı stoper adayından bahsetmiştim. Fenerbahçe'nin bu stoper listesine yeni yeni stoperler dahil oldu. Önceki videomuzda bahsettiğim Nino, Leo Ortiz, Pablo Mari, Gustavo Hernike ve Ruben Semedo konularını tekrar anlatmayacağım. Çünkü onlarda bir gelişme yok. Listeye son birkaç günde dahil olan iki stoperin durumunu anlatacağım. Fenerbahçe bu sezon konferans liginde elendiği Slavya Prag'ın 22 yaşındaki stoperi Ayham Oso'yu gündemine aldı. Suriye asıllı İsveçli futbolcu Fenerbahçe'nin skatları tarafından yönetime iletilen bir oyuncuydu. Henüz oyuncu için resmi bir teklif gitmedi. Sadece listede olan bir oyuncu. Cesu sonay verirse girişimler başlayacak. Fenerbahçe'nin ilgilendiği diğer bir stoper de Marsilya forması giyen Luan Perez. Geçtiğimiz sezonun başında 4,5 milyon euroya almışlardı. Toplamda 33 maçta oynattılar. Yani sık sık kullandıkları bir oyuncu. Ayrıca geldiğinde 2 milyon euro olan piyasa değerini 7 milyon euroya kadar yükseltmeyi başardı. Marsilya oyuncusunu göndermeye çok da sıcak bakmasa da değerini bulması halinde gönderebilir. Ayrıca oyuncu sol ayaklı bir stoper ve bu formuyla gelirse muhtemelen ilk 11 için alınacaktır. Bu da demek oluyor ki Atilla Salah için gelen teklifler değerlendiriliyor ve yerine Luan Perez düşünülüyor. Zaten bir önceki videomuzda da Atilla Salayın menajerinin söylediklerini sizlere aktarmıştım. Salay'e teklifler var. Gidebilir. Rıdvan Yılmaz'ın gidişinin ardından kesinlikle bir Solbek transfer etmek isteyen Beşiktaş Mainz forması giyen Aaron Martin'le ilgileniyor. 25 yaşındaki İspanyol Solbek geçtiğimiz sezon toplamda 31 maçta oynadı. Bir gol bir asisti var. Ayrıca Aron Martin'in güncel piyasa değeri de 5 milyon euro. Bir önceki transfer videomuzda Beşiktaş'ın sol bek için adaylarından birisinin de Muhaned Cahsi olduğundan bahsetmiştim. 25 yaşındaki Iraklı Solbek bek Beşiktaş'ta transfer görüşmesi yaptığı için geçtiğimiz günlerde takımının oynadığı maçta sahada olmayı kabul etmemiş. Muhaned Cahsi bu davranışının ardından bir sonraki duyuruya kadar kadro dışı bırakıldığı açıklandı. Muhaned Cahsi kulübüne Beşiktaş'a gitmek istediğini söylemiş. Oyuncunun kontratı bir yıl sonra bitiyor. Yabancı sınırından dolayı yerli rotasyonunu genişletmek isteyen Beşiktaş, stopere Kaan Ayhan ile ilgileniyordu. Sassuolo'nun istediği bonservis bedellerinden dolayı bu transfer şu an zor görünüyor. Beşiktaş da bu yüzden farklı alternatiflere yöneldi. Beşiktaş, Lyon'dan Cenk Özkaçar ile ilgileniyor. Teklif satın alma opsiyonunu kiralama şeklinde olacak. Cenk Özkaçar geçtiğimiz sezon Löwen'de kiralık olarak oynadı ve orada üçlü savunma oynuyorlardı. Hoca bu yüzden beğeniyor. 2020 yılında Altay'dan Lyon'a 1,5 milyon euroya transfer olan Cenk Özkaşer'in güncel piyasa değeri 2 milyon euro. Beşiktaş'ta savunmaya yapılacak takviyelerden bahsettik. Biraz da ileriye bakalım. Beşiktaş geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'da kiralık olarak geçiren Matias Vargas ile ilgileniyor. Beşiktaş Vargas'ı satın alma opsiyonu olarak kiralamak istiyor. Ancak oyuncunun kulübü talipleri varken satıp para kazanmak istiyor. 25 yaşındaki Arjantinli futbolcu geçtiğimiz sezon 5 gol 13 asistlik katkı vermişti. Ayrıca ligimizin asist kralıydı. Beşiktaş'ta daha önce kadro dışı bırakılan Serdar Saatçi, teknik direktör İsmail'den özür diledi. Bunun üzerine Beşiktaş yönetimi de oyuncuya 5 yıllık yeni kontrat teklifinde bulundu. Eğer kabul ederse affedilecek ve yeniden takıma dahil olacak. Trabzonspor stoper bölgesine Leicester City forması giyen Yanik Westergaard ile ilgileniyordu. Leicester City oyuncusunun satılık ya da kiralık olmadığını söyleyince bu transfer rafa kalktı. Trabzonspor diğer stoper adaylarına bakıyor. Trabzonspor'un şu an stoper listesindeki birinci adaysa Axel Tuanzebe. Trabzonspor İngiliz futbolcuyu transfer etmek istiyor. Hatta oyuncuyla da görüşüldü. Ancak olumlu dönüş alınamadı. 24 yaşındaki İngiliz stoper önceliğinin İngiltere'de kalmak olduğunu söyledi. Tuanzebe Premier Lig takımlarından teklif bekliyor. Tuanze Beşi'nin zora girmesiyle birlikte diğer stoperlere bakan Trabzonspor yine Manu'dan Erik Bayer ile ilgileniyor. Geçtiğimiz sezon yalnızca 7 maçta oynayan fil sahili futbolcu Manu tarafından kadroda düşünülmüyor ve gönderilmek isteniyor. Trabzonspor'un oyuncuya bir ilgisi var ancak tek tarihi de değiller. Bayer'i zamanında Manu'yu aldıran Jose Mourinho da oyuncunun Roma'ya transfer edilmesini istedi. Onlar bir adım daha öndeler. Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın gitmesi durumunda birinci kaleci olacak, kalması durumundaysa yedek kaleci olacak bir kaleci arayışı vardı. Trabzonspor bu boşluğu doldurabilme adına küme düşen Göztepe'nin kalecisi İrfancan Eribayit'i transfer etmeyi düşünüyor. Takımlar İrfancan konusunda anlaşmaya çok yakınlar. Trabzonspor'un bu transferi para artı oyuncu karşılığında bitirmesi bekleniyor. Trabzonspor'da geçtiğimiz sezonun ortasında Bursa Spor'dan transfer edilen Enis gelişimini sürdürebilmesi adına kiralık olarak gönderilmek isteniyor. Enis Destan için Polonya Süper Lig takımlarından Varta Poznan kulübü resmi teklif yaptı. Yönetim değerlendiriyor. Trabzonspor kadroda düşünmediği Yunus Mallı ile yollarını ayırdı. Yunus Mallı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. 29 yaşındaki futbolcuya 10 taksitte 7 milyon TL ödenecek. Bu arada Yunus Mallı tazminatı almasının ardından Kasımpaşa'ya imzayı attı. Bugünlük transfer haberlerimizin sonuna geldik. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Herkese mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.